Pazara gittiğimiz belli oluyor değil mi bugün? Bugün böyle kocaman bir salata yapmayı düşünüyorum. Bugün yine hava çok müthiş değil mi? Şimşek eşliğinde kahvaltı edeceğiz. Dün var ya, o kadar değişikti ki oturduğumuz yerden Merve çekmiş zaten. Hep böyle şey, dehşet bir şimşekler düştü denizin üstüne. Ben 10'da uyumuşum dün ya. 10'da uyumuşum. İstediğin gibi olmuş mu? Yaktım. Evet, ben yanık domatesi çok severim. Kokusu çok ayrı bir güzel oluyor. Tadı da tavsiye ederiz. Ne oluyor oğlum? Herkes bir yere, başka bir yere koştu. Şu an dışarısı. O taraf gözükmüyor şu anda. Ve bir ses var. Rüzgar çıktığında, ama çok rüzgar değil. O kadar ürkütücü bir ses var ki denizden gelen. Ben ilk defa öyle bir şey duydum. İçeri kaçtık biz de. Yani ben az önce Özgür'e söyledim bu durumu. Ama o dedi ki ben dışarıda kahvaltı etmek istiyorum. Kim demiş? Yakalandın. Ay. Ben de seni oradan bekliyorum ya, uzatacaksın diye. Nasıl bakıyordum, gördün mü? Öz ya. Ne yapıyorsun orada? Şey, veba sütünün ortamı çıkmıştı ya. Bir de sen kartokucuyu kaybettin dedin. Belki dedim buraya düşmüştür. Hemen temizlik yapayım. Sonra o eksikleri düzelteyim. Ben böyle gözükmüyorum değil mi? Hayır. Bir şey olunca buraya saklanacağım. Senin şortun balım. Ve bastoyla ne olur. Hortumu verir misin? Bıraksana. Balım elbet ben buradan çıkacağım biliyorsun. Yağmur biraz sakinledi. Olmadı mı? Ah, bacağım vardı. Ah, bacağım vardı işte. Ben buraya yine de biz şey alalım Merve. Uzun hortum alalım. Şimdi koltuğun altında kalıyor ya sadece. Hı hı. Uzun olsun. Ya bu çiftliler var ya hani sağa sola giden. Ha, ha. Öyle bir şey olursa arkaya doğru da uzatırız. Olur. Çünkü bizimki direkt kapıya üflüyor ya. Oradan da çıkıp gidiyor hava. Gece kuşa nazar mı ettik ya? Gece ishal oldu. Ve ishal oldu. Kakasını yapıyor ve kendini temizlemiyor. Tüylü olduğu için de kakası poposuna yapışıyor. Sonra gidip her yere oturuyor. Direkt poposunun üstüne oturuyor. Allah'ım. Ben de çamaşır sulu bezle sürekli yerleri siliyorum. Hasta oldu çocuk ya. Bir tane mama almıştım da ben ona, yaş mama, böyle sitik şeklinde. Onu verdik. Çok verdik. Yani çok verdik de her gün bir tane verdik ama başka bir şey olduğu için, yediklerinden farklı olduğu için. O yüzden hastalanmış olabilir. İnşallah ondandır. Ondandır. Başka bir şey olmaz ki. Onu yedikten sonra öyle oldu zaten.
Çamaşır suyunu verebilir misin? Tamam. Yağmur altında yine işe giriştim. Hazır su varken koltukları yıkayayım dedim, sandalyeleri. Tamam, veriyorum hemen. Boş mu? Evet. Var. Vereyim mi? Olur ya. Tamam. Ayaklarım da mis gibi oldu galiba. Ya terlikten, baksana terlikten çok kayıyor. Ama sandalyeler de tamam. İyi ki yağmur yağmış. Ne güzel oldu. Baksana bak, o ortadaki şey kiri. Gördün mü sandalyenin kirini? Peki ben şimdi denize girmez miyim? Girersin. Girecek misin? Daha güzel ki şu an deniz, dümdüz. O zaman tamam, bu böyle koruyacak. Biz böyle şey yapardık, fıçanın arka tarafıyla böyle çektirirdik. Siz yıkar mıydınız? Annem de öyle yapardı. O kadar çok bunu yıkatırdı ki annem bizi. Şimdi terliğimi alayım, gideyim. Terliğimi yıkayayım, geleyim. Sonra mayomu giyeyim, sonra sen beni denize götür. Sonra yağmurda yüzeyim ben. Sonra çok acıkayım. Sonra gelip evde yemek yiyelim. Üstümüzü değiştirelim. Sıcacık yemek yiyelim. Olur. Olur mu? Film izleyelim. İnternetimizden bahsederiz bu arada. Onu da sormuşlar arkadaşlar. Olur. Bir de bugün uğraştığımız işlemlerden bahsederiz. Evet. Tamam. Tamam. Makas versene bir tane. Gece geliyor. Dikkat et. Gece mi geliyor? Aha. Gece bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok gece. O anne. Anne, o anneciğim. Evet. Evet. Aynen. Hı-hı. Tamam. Evet. Şimdi mama zamanı. Tamam mı anneciğim? Ay pardon ya. Çok özür dilerim. Ayağına basıp duruyorum. Memelerini gördün mü? Yeni doğum yapmış herhalde. Ya. Görüyor musun? Ama sallanıyor. Görmüştüm de seslendim. Pas vermedi, hemen uzaklaştım. Şimdi baksana nasıl. Şimdi hemen arkamdan geldi. Şifa olsun. Çocuklarına süt olsun. Sen az önce denize gitmiyor muydun? Şey dedim ya, sandalyeleri süt tutayım diye. Sen de geleceksin ayrıca. Şu an hem çiseliyor, çok güzel. Tam gerilme şeyinde yani. Tamam. Bence beni ödüllendirebilirsin şu anda. Hak ettin, tamam. Bir tane kaprison. Sadece deniz değil miydi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı senin şeyi düşünüyoruz. Tipin denize değil, hamama gider gibi. Bir terslik var ama neyse.
Yağmur yağabilir her an diye yağmurluğu giydim. Ben bu kendimi kurutmak için aldım. Gel, yüzden bakalım. Evinize götürüp getirdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bir de çay demleyeceğim. Allahu. Ayrıca mısır da patladı. Şahane. Film mi kitap mı? Film. Bence de film. Teşekkür ederim. Geliyorum. Ne yiyorsun? Acıktırdın beni. Simit yiyorum balık. Çok güzel geldi. Gecenin maması gelmiş. Osman abi yazdı. Gidip alalım. Evet. Çocuğumuza belki iyi gelir. Gerçekten İsel'i duyurursa o kadar mutlu olacağım ki. Hayır, benim de yapasım geliyor yani. Instagram'dan bir şekil öğrenmiş de ya kaçırdım. Onu yapmaya çalışıyormuş. Babaanne gibiydin az önce. Bir dakika. Sen Instagram'ı acaba ellemesen mi? Kaft şu an ağlıyor. Şurada mıydı ya? Tişörtü kısaltmak için yöntemler vardı. İki kuşu görüyor musun? Evet. Trili'yi gezdikçe her sokağında başka bir şeyler keşfediyoruz. Trili'yi gezdik ya, aslında gezdiğimiz kadar bir yer değil. Hala böyle Osman abiye falan çıkarken başka sokaklardan yürüyoruz. Her seferinde de başka bir şey dikkatimizi çekiyor ve oradan belki 10 kere geçmiş oluyoruz, görmemiş oluyoruz. Ve her şimdi sokakta de bir şey diliyoruz. Evet. Şimdi şu evin mesela kapısı çok tatlı değil mi? Saat var ya burada. Gel yavru kediler var. Öznur'u düğün pistinden zorla çıkarttık. Gel kızım, gel. Şimdi gel. Gecenin mamasını getirdik. İnşallah iyi gelir. Düğün
bölümden çıktık ve eve geldik. Çok şey böyle dar bir yerde oynadıkları için atlamadım tam oynamak için. Çok dikkat çekecektim. O yüzden aynı arka tarafta müziğe sadece eşlik ettik. Zaten 10 dakika falan durduk değil mi? Evet. Ama en sevdiğim kısmı biz oranın içini görmemiştik. Düğünün orada olduğunu görünce dedim ki ya şahane içini görebileceğiz. O vesileyle de içini görmüş olduk. Çok güzelmiş. Tamamen trileli olduğumuzu düşünüyorum artık düğünlere. Bence de katılıyorum. Çok komik değil miydik en arka tarafta? Sadece omuzlarımızı böyle oynatıyoruz. Neyse acıktık eve geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bu sefer gerçekten bir kasa almadık. Evet, semizotu almıştık ama bozduk onu. Unuttuk çünkü. Geçen haftakini değil mi? Evet. Çok üzüldük. Bugün yine aldık. Teyze bir de ayıklanmış satıyor böyle. Ayıklamış bir torba satıyor zaten. Önünde bir torba oluyor. O yüzden hemen yapacağız ki bozulmasın. Bir zeytinyağlı dolma yapmışız ki sormayın. Ve tek lokmalık bakın. Tek lokma. Çin işkencesi. Tamam. Ben hazırım. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra şu modem arkadaştan size bahsedelim. Olur mu? Olur. Size anlatacaklarımız var. Evet, şimdi filme bir ara veriyoruz. Ve sen bize anlatıyorsun. Tamam. Biz dün neler yaptık? Bende misin? Sendeyim. Kamera sende. Merhabalar. Kayıt. Evet. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki YouTube üzerinden bir kazanç sağlıyoruz artık biz. Ürettiğimiz içeriklerle ilgili çok az bir miktarda YouTube'dan bir gelir elde ediyoruz. Onun haricinde de firmalar bize reklam için yazıyorlar. Ama bizim bir vergilendirme sistemimiz olmadığı için reklamları kabul edemiyoruz. Çünkü gelir elde ettiğimizde bu gelirin bir vergisi oluyor. O yüzden de biz bunu biraz araştırdık. Ya bir firma kurmamız gerekiyor, şahıs firması, ya da influencerlara istisna belgesi diye bir dilekçe çıkarmışlar. Bunu işte bağlı olduğun vergi dairesine gidiyorsun, istisna dilekçesini veriyorsun. Eğer gelirin 880 bin TL'yi aşmıyorsa seni istisnadan yararlandırıyorlar. Senin, yani oraya ortak bir hesap açılıyor senin adına. Bütün reklam gelirlerini oraya yatırttırıyorsun. YouTube'da dahil bunu. Devlet de onun üzerinden %15 kesinti yapıyor ve sen vergilendirilmiş oluyorsun. O yüzden de yasal bir şekilde yapıyorsun bir işi. Firma açman gerekirse normal bir şahıs firması açıyorsun. Zaten normal gelirin giderini oraya kaydettiriyorsun. O bizim için şu an yani aylık gelirimizi karşılamayacağı için evet, açamadık şahıs firmasını. İstisna belgesini verdik. Şu anda normal her şey yasalara uygun bir şekilde ilerliyor. Bağkur başlıyor. Ayrıyeten de her ay artık 2000 lira bir bağkur ödememiz çıkacak. Ama onu şu an biz ödemeyi düşünmüyoruz. En azından şu an ödemeyi düşünmüyoruz. Gelirimiz biraz arttıktan sonra onu da düzenli ödemeye çalışacağız. Ama şu anki durum bu. Eğer hani siz de bu durumda zorlanıyorsanız geliriniz 880 bin TL'yi geçmiyorsa istisna dilekçesi verebilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz vergi dersini vermeniz gerekiyor sadece. Ve online üzerinden dilekçeyi veriyorsunuz ama yoklama memurları bağlı olduğunuz ilçedeki yerinize, evinizin adresi, evinize gelip yoklamanızı alıyorlar. Karavanlar için de böyle geçerli. Şöyle bir şey de var. Gittiğiniz vergi dairelerinde bu sisteme dair bir şey bilinmiyor da olabilir. Evet. Biz vergi dairesi çok gezdik çünkü. İstisna belgesini bilmiyorlar. YouTube üzerinden içerik üretenlere ne yapması gerektiğini bilmiyorlar. Bazı muhasebeciler ve mali müşavirler de bilmiyor bunu ne yazık ki. Bu yeni bir iş kolu olduğu için eski sistemde çalışanların bundan haberi olmuyor. Yani bizim söylememizle birçok kişinin haberi oldu. Aa, öyle bir şey mi varmış, biz bir araştıralım dediler. Evet, yeni nesil mali müşavir ve muhasebeciyle görüşürseniz daha da yardımcı olacaklardır. Çünkü biz çok zorlandık. Evet. Instagram'dan bir takipçimiz sağ olsun, onlar yardım ettiler bize ve çözdük. Çünkü onlar daha önce de influencerlarla çalışmışlar. Biz bu şekilde çözebildik. Belki sizin için de daha yararlı olur yani. Evet, yani bu yolda ilerleyen birileri varsa kazandığınız paranın vergisini ödemek zorundasınız. Eğer bunu bildirmezseniz ve bu tespit edilirse cezai yükümlülüğü var ve bu
yüksek meblağlarda olabiliyor. O yüzden eğer bu işi yapıyorsanız gerçekten buna dikkat edin arkadaşlar. Evet 2000 lira bir Bağkur açıldı şu an bize ama eminim ki incelemeye girsek daha kat be kat ödeyip canımız çok sıkılabilirdi. Şu an en azından gelen firmaları da inşallah firma gelir ölüyormuşum. Gelen firmaları da kabul edip en azından iş almış olacağız, para kazanmış olacağız. Öyle. O ben, zaman sen de interneti anlatır mısın? Tamam olur, ben de onu anlatayım. Birkaç göz yapıyorsun orada. Ay konuşamam. Göbeğimde çünkü tripod oynayacak diye konuşamıyorum. Sabit tripod yok bizde. Ümitler şey vermişti bize. Ahtapot vermişlerdi. Onunla idare ediyoruz. Nefes alışverişim bile çıkıyor şu an. Özgür şu an göbeğin üstüne koydum. Ben bunu kaldırıp böyle olmayacak. Evet. Biz Superbox aldık karavana. Çünkü YouTube'a video atmak yaklaşık 10-15 GB'ı götürüyor paketimizden. Biz bir baktık her ay işte 20 GB benden, 20 GB Özgür'den paketlerimiz bu şekilde yani. Yetmiyor. Ekstra paket almaya başladık. Bir ay sonunda baktım Özgür dedim yani hani biz buna başa çıkamayız. Hem daha maliyetli oluyor paketler de çünkü artık o kadar çok arttı ki. Gel dedim biz bir internet olayını araştıralım. Taşınabilir'de de Turkcell varmış. Bir de Neta yapmış. Ama onu kullananlar da çok olumlu bir sonuç alamamış. Biz Turkcell'i seçtik. 150 GB'lık bir paket aldık 240 liraya. Normalde bizim 20 Özgür 240 lira falan ödüyorduk değil mi Öz? 120 liraydı galiba paketlerimiz. Ve işte iki videoda bitiyordu. Bir şey de yapamıyorduk öyle olunca. Özgür film mi devam ediyor bu arada? Hayır. Oğlum bak korkutma beni bak. Ya korku filmi gibisin ya. Film oynamıyormuş ya. Ne oynuyor diye ortalığı yaygarayım. Niye o kadar korktun? Bunu yaptıktan sonra işte korkuyorum. Sen hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun ama. Neyse işte yani biz Turkcell Superbox'ı seçtik. 150 GB'lık paketini. Tek sıkıntımız şey YouTube'a video yüklerken çok ağır yüklüyor. Dizi izlerken hiç problem yok. İşte YouTube'da bir şeyler izlerken problem yok. Müzik dinlerken problem yok. Ama video içeriği yüklerken gerçekten 1,5 gün önceden falan yüklememiz gerekiyor. Turkcell'i aradık. Bir güncelleme yaptılar ama çok da bir şey değişmedi. Şu an bence bizi idare ediyor. Evet, iş görüyor. Yani 40 GB'lık pakete biz bu rakamları ödüyorduk ikimizin hattından. Şu an bence iyi. 150 bence GB'lık bir paket. Modem de bu şekilde. Karavanlarda bence ihtiyaç film üzerinden, müzik üzerinden yani. Biz bir de çok dizi izliyoruz ya seninle. Sorma. O yüzden iyi oldu bizim için. Evet. Diğer paketleri de iyiydi de biz hemen 150 GB'ı dedik. Sonra bak dizi çıktı ya 250 GB. Sana özel çıktı evet. Hmm. İleride çıkardı şu an. Yani şu an 12 ay taahhütlü fiyatı bu. Evet. Belki sonrasında bakacağız artık. Bence bu ideal, yeterli bize. Yani. Bu şekilde Turkcell'de bir arkadaş yazmış hani onu anlatırsanız diye. Bizim deneyimimiz bu kadar. Biz YouTube üzerinden video amaçlı aldık. Çünkü yetişemiyorduk ona. Modem de böyle. Evet şu anda da kendi telefonlarımıza internet yapmıyoruz. Evet sadece belki konuşma paketi yapabiliriz en uygun hangisiyse. Evet 3 ayda biz zaten kontrol yüklememiz gerekiyor evet. Ya. O şekilde. Onun haricinde evimizde internet var. Memnunuz bu durumdan. Bence güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni az önce korkuttum. Özür dilerim. Evet, sıkıntı yok. Alıştım. Alıştık. Ama hala korkuyorum. Ay ne bir şey diyecektim de unuttum ya. Yalan söyleyecektim herhalde. Böyle derler ya. Neyse bakalım ben böyle beklemeyeyim herhalde. Kapatayım ben. Aklıma evet. Gelince tekrar şey. Evet. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hatırladım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı, zili açmayı unutmayın. Çünkü bu içeriklerin devamı için sizin desteğinize ihtiyacımız var. O yüzden hep birlikte daha güzel şeyler üretiriz diye düşünüyorum. Evet, bu büyümemize de yardımcı olacak bir şey. Karşılıklı bir şey aslında yani. Biz hayatımızı paylaşıyoruz, siz de bunu destekliyorsunuz ve biz de bu platformda var olmaya devam ediyoruz gibi. O yüzden zaten yapıyorsunuz da tekrardan söylemek istedik. Teşekkür ederiz her şey için. O zaman yeni YouTube videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.